Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte otomatik vites, şöyle göstereyim, KED inceliyoruz. Aracımızı şöyle çalıştıralım. Evet dostlar, şöyle D'ye alalım. Aracımız 2017 model, Trendline, hatasız, boyasız, gayet tatlı bir araç. Yani maşallah, benim o kadar hoşuma gitti ki bu araba. Yürürü. Hatasız, boyasızlığı, tramersizliği gerçekten çok cezbetti beni. Ve gidişi de çok iyi. Öncelikle aracımız 2017 102'lik 2 dizel ve DSG ile geliyor. Bu araçların sorunsuzluğu çok fazla methediliyor. İşte diyorlar ki en sorunsuz DSG'ye sahip araç, işte en alınacak araç diye geçiyor. Aracımız ilandadır. Yorumlarda görebilirsiniz. Şimdi bakalım bir bu aracın kalitesini falan. Zaten Volkswagen'in her aracı bence çok kaliteli. Yani maşallah. Yani şu an çok bozuk bir yoldayım. Bayağı derin bir mucur, asfalt var. Yani asfalt yok, üstünde mucur var. Yani maşallah arabanın 10 numara bir yürürü var. Şimdi hatasız, boyasız 2017, 88 binde bir araç. Şöyle bakalım. Çıkalım yolumuza. Evet, aracın yani gidişi o kadar iyi ki ben böyle bir gidiş görmedim ticarilerde. Yani şu an mesela gazdan çektim ayağımı, devir görürsünüz, bin devirde arabayı DSG bıraktı, yani süzülme modunda. Mesela 80'le gidiyor, araba bu şekilde süzülür gider. Bu da yakıt tüketimini o kadar düşürüyor ki, yani bu kediyle böyle yollarda, yani bin devir abi, gidiyor böyle, salınıp gidiyor. Bu aracın en iyi özelliği bu. DSG gerçekten çok güzel çalışıyor, hissiz, takır, yani takıltı yok, şaşırma yok, o kadar güzel gidiyor ki, yani hoşunuza gider o. Bıraktığınızda hemen D'ye atıyor, yani aracı boşa atıyor. O olay çok güzel. Yani bu da tüketimini ciddi derecede düşüren şeylerden bir tanesi. Bu Volkswagen'in ticarileri benim fikrimce optimizesi en iyi yapılan araçlar olabilir. Şimdi şuradan tekrar gidelim. Ya kediyle de 0-100 falan denenmez bence. Ama size bir ara hızlanması göstereyim. Arabayı alıp götürüyor. İki dizel oluşu, DSG'nin seriliği. Yani bu araçta herhangi bir hatchback veya hani sedan araç rahatlığı var. Yol tutuşu gerçekten süper. Yani böyle bir araç yok. Ben size söyleyeyim. Size birazdan bir dış çekim de alacağım. Mesela 70'te dip gaz yaptım. Bak tren 75, 85, 90, 100. Arabayı akıtıp gidiyor. Bu da DSG'nin hızlı çalışmasıyla, hani o motor şanzıman uyumuyla alakalı diye biliyorum. Bu araç 102'lik olmasına rağmen torku ciddi derecede hissettiriyor. Herhangi bir yokuşta bayılması falan olmaz. Bakın gazdan çektim, araba hani hiç yavaşlamıyor. Bu da DSG'nin yelken moduyla alakalı bir durum. Yani dilerseniz bunu devre dışı bırakabilirsiniz. Şimdi en çok eleştirilen, merak edilen şeylerden bir tanesi de işte hani gazdan çektiğimde ayağımı, araç kendini boşa atıyor. Hani yavaşlarken bu araba çok mu efor harcayacak diye bir şey var. Hani boşta yavaşlamak viteste yavaşlamaktan daha zordur ya. Öyle bir şey yok. Siz gazdan çektiğinizde araba yelkenliyor, boşa atıyor. Frene daha dokunurken vitese atıyor arabayı. Yani şanzıman destekli bir yavaşlama sunuyor sizlere. Ondan sonra şimdi aracımızı şöyle şuraya size park edeyim. Biraz da dışarıdan bakalım. Bu arada aracın bakımları yeni. Her türlü ağır hafif bakımını yaptırmışlar. D'ye attık. Bakın start stop hemen devreye girdi. D'ye attık. Frene bastık. Çektik. P'ye aldık. Bu kadar basit. Şimdi kapatalım ve aracı size dıştan da göstereyim. Evet, dıştan görüntümüz bu şekilde. Gayet tatlı. Eziksiz, çiziksiz, vuruksuz. Ondan sonra yormayacak bir araç bana göre. Şöyle bakın. Şimdi yaklaşalım aracımıza. Lastik durumumuz gayet iyi. Arka lastiklere bakalım. Onlar da hakeza.
Bagaj hacmimiz öyle böyle değil ya. Buraya bayağı bildiğiniz döşeyin eşyalarınızı. Şu köşelerden de yükünüzü sabitler, tertemiz gidersiniz. Bu aracın buralarda da hoparlörler var. Buradan arka tarafa geçtiğimizde, arka taraf da aynı şekilde, diz mesafeleri falan gayet yeterli. Bence tam kullanılacak. Hem uzun yolda hem iş için öyle bir araba. Şöyle sizlere iç tarafları tekrardan göstereyim. Koltuklarda herhangi bir yanık, yırtık, deforme bulunmamakta. Gayet temiz. Temiz bir şekilde ilk elden kullanılıp model yükseltmek için satlığa çıkarılmış bir arabadır. Şöyle göstereyim size. İç trimlerinde de herhangi bir deforme bulunmamaktadır. Temiz yormadan kullanılmış bir araba. Zaten bu araçlara çok fazla yük atmadan kullanıldığı şuradan belli. Buralarda herhangi bir deforme bulunmamakta. Hani ufak tefek illa olacak ama çok fazla yük atılan araçların biliyorsunuz şu kısımları tamamen deforme olmuş oluyor. Böyle çizgi çizgi olur. Ama bu maşallah tertemiz bir kedi. Evet, bugün kedi aracımızı inceledik. İlk defa bir DSG kedi sürdüm ve o kadar optimize bir şekilde çalışıyor ki şanzımanı. Yani maşallah tam sürülecek araç bence. Aracın yürürü az önce gördüğünüz gibi tam yani ip gibi gidiyor. Dümdüz. Alan dua eder. Dediğim gibi aşağı kısımdan ilan numarasına ulaşarak sizler de iletişime geçebilirsiniz. Bir hoşuma giden şey de ya, direksiyonu en yumuşak ticari olabilir. Bakın parmak. Hani şehir içinde yormaz bu. Öyle diyeyim. Evet, bu videoluk bu kadardı. Sizler de videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Kedi gerçekten incelerken çok keyif aldığım araçlardan biriydi. Ya, bu araçlarda öyle 0-100'dür, odur budur denemeye pek gerek yok. Zaten performansını görmüşsünüzdür. Ufak bir ara hızlanma deneyerek bu aracın performansını test ettik arkadaşlar. Sizlerden bu videoya iyi bir beğeni, destek bekliyorum. Şöyle buraya yanaşalım. Bu arada aracın bahsetmek istediğim şeylerinden biri de görüş açıları. Yani hiçbir ticaride bu kadar geniş bir görüş açısı yok. Baktığınızda her şey elinizin altında. Her yeri çok rahatlıkla görüp değerlendirebiliyorsunuz sürüşünüzü. Zaten vitesine de diyecek bir şey yok. Start stop falan gayet tatlı çalışıyor. Kendinize çok dikkat edin. Bugün Volkswagen Caddy 2017 88.000'de hatasız boyasız DSG aracımızı inceledik. Diğer araç videosu incelemelerinde de görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın ve bay bay.